Genel olarak izleyicilerimizin merak ettiği yine en büyüklerden sayılan ikinci bir pazar yerine geçelim o halde. Etsy tarafında birkaç sorum olacak Enes. Tabii. Öncelikle diğer pazar yerlerinden farkı nedir Etsy'nin? Etsy aslında Amazon'a zıt demek pek doğru olmaz. Nevi şahsına münhasır. Hiçbir örneği veya bir benzeri bulunmayan bir pazar yeri. Etsy, Amazon'un veya eBay'in, Walmart'ın, bunun gibi büyük diğer pazar yerlerinin ne kadar büyük satıcı, o kadar iyi mottosundan uzaklaşıp büyük satıcıları kendi pazar yerinden uzak tutmaya çalışan bir sistemi var. Etsy daha çok küçük satıcılar, esnaflar, zanaatkarlar veya sanatçıların sanat eserlerini, ürünlerini pazarlaması için oluşturulmuş bir pazar yeridir. Genel hatlarıyla Etsy de böyle. Genellikle ev yapımı, el yapımı ürünlerin satıldığı bir mecra olarak kodlayabiliriz. Peki burada komisyon oranları diğer pazar yerlerine göre nasıl? İsim bu konuda çok rahat. İsimle sabit bir komisyon oranları var. Küçük esnaflarla çalıştığı için. A kategorisi için farklı olup B kategorisi için farklı değil. Tüm kategoriler arasında sabit %6,5. Peki nasıl özetleyebiliriz müşteri kitlesini? Müşteri kitlesi içi biraz daha züccaciye dükkanı gibi düşünebilirsin mesela. Yeni doğan bebeklerini veya yeğenlerine, torunlarına hediye almak için kıyafet alan müşterilerden tutun veya hoşuna giden bir sanat ürününü, ikinci el vintage bir kıyafeti veya herhangi bir takıyı satın almak isteyen normal bizim gibi satıcılar. B2C odaklı tamamen. B2B satış içi de yok. Ama daha çok hediyelik eşya, süt ürünleri veya koleksiyon ürünlerinin satıldığı ve alındığı bir platform. Peki, son olarak özetlemek gerekirse Etsy diğer pazar yerlerine nazaran el ürünü, ev yapımı türden ürünleri destekliyor. Bu tip ürünlerin satışına olanak sağlıyor. Büyük satıcılardan ziyade daha küçük işletmelere yönelmiş. Belki bir zanaatkar, bir artist veya evde takı üreten bir ev hanımı bunlara yönelmiş. Satış yapacak kişiler bunlardan oluşuyor, küçük esnaftan oluşuyor. Müşteri kitlemizde bu tip ürünlere özen gösteren kişiler oluyor. B2B yani toptan bir satışı veya farklı kurumdan kuruma bir satış söz konusu değil. Sadece perakendeye hizmet veriyor diye özetliyoruz o zaman Etsy'yi. Teşekkür ederim Etsy için sorularımı cevapladığından dolayı. Bir sonraki pazar yerimize geçelim. Yine büyüklerden ve en eskilerden bir tanesi eBay. eBay ile alakalı en eskilerden bir tanesi dedim. Sorularım da bu yönde oldu. Olsun. eBay'in diğer pazar yerlerinden en büyük farkı nedir? eBay aslında evet dediğin gibi en eskilerden. Takip serüveni 1997'ye kadar uzanıyor. Amazon aklınızda bir şey oluşturmak için 1999'da kuruldu. Ve aslında 2000'lerin ilk yarısına kadar global e-ticaret eBay domine etti. Peki sebepleri nelerdir? eBay aslında kökeni bir açık arttırma sitesi. Koleksiyonluk veya unique farklı sadece bir özel dediğimiz ürünlerin alımının ve satımının yapıldığı açık arttırma sitesi. Öyle ki bugün eBay'de hala açık arttırma özelliği bulunmaktadır. Ama zaman içerisinde eBay bir açık arttırma sitesinden çok insanların hem büyük firmaların kendi ürünlerini sattığı hem de kendi satıcıların, şahsi satıcıların birinci el veya ikinci el kullanmadıkları az hasarlı elden çıkarmak istediği ürünlerin satıldığı bir pazar yerine evrildi. Ama bu demek değil mi ki Amazon gibi büyük satışlar, büyük hacimler dönmüyor? Asla. Öyle ki eBay outdoor ürünler, kampçılık malzemeleri özellikle ve özellikle tüm dünyada otomotiv yedek parça sektöründe rakipsizdir bir numaradır. Öyle ki Amerika'da, Japonya'da veya Avrupa'da birçok otomotiv üreticisi ve otomotiv tamir atölyesi eBay'den düzenli olarak alım ve satışlar yapmaktadır. Genel olarak eBay'in büyüklüğünü bu şekilde özetleyebiliriz. eBay kendi alanlarında rakipsiz, pek çok alanda diğer pazar yerlerinde olmayan özellikler barındırıyor. Peki burada komisyon oranları nasıl? Komisyon oranları yine Amazon gibi %7,5 ile 15 arası değişiyor ama birçok kategoride aynı. Amazon'da açıklamaya da bırakacağız zaten linklerini. Her kategori için farklı bir olay, farklı komisyonlar belirlenmiş ise eBay'de bu kadar keskin farklar yok. Birçok kategori için komisyonlar aynı. Genelde önceden de dediğim gibi koleksiyonluk ürünler, farklı ürünler, açık arttırma ürünleri gibi ürünlerde farklı komisyonlar alınıyor. Aynısı otomotiv yedek parça ve endüstriyel ekipmanlar için geçerli. eBay'in şöyle farklı bir mekaniği var. Eğer siz isterseniz belli bir fiyatı koyduktan sonra alıcı size teklif yapabiliyor. Teklif ne demek? Aslında alıcıyla nasıl yüz yüze pazarlık yapabiliyorsa satıcı, eBay aslında bunu mümkün kılıyor. 50
dolara sattığınız bir ürünü eğer 40 dolara da satmak uygunluğa işinize geliyorsa alıcı siz eğer izin verdiğiniz takdirde dolardan teklif verip siz malı yine tekrar satabiliyorsunuz. Peki eBay ile alakalı tabii eski e-ticaretçiler biliyordur. Pek çok efsanevi reklamlara, efsanevi satışlara da yer etmiştik. Günümüzde tabii bu biraz daha konjonktür gereği daha değişti. Artık her kıtanın, her ülkenin pazar yerleri var. Eskiden eBay'in daha domine olduğu dönemlerde ilginç satışlar gerçekleşiyordu burada da. Buranın kitlesiyle bir de burada kimler satış yapabilir, kimlere öneriyoruz? Onları da belirtebilirsen güzel olur. Eğer üreticiyseniz otomotiv yedek parça, outdoor ürünleri veya böyle hobi malzemeleri gibi niş kategorilerde üreticiyseniz veya koleksiyonerseniz eBay'de şansınızı mutlaka deneyebilirsiniz. eBay, Amazon gibi bir işletme sahibi olmanızı gerektirmez. Bir şahıs hesabı üzerine açabilirsiniz ama Türkiye'den bir hesap açacaksınız. Mutlaka Payoneer hesabınız olması lazım. Payoneer, eBay'in Avrupa ve MENA bölgesinde birinci çözüm ortağı, ana çözüm ortağı. eBay ve Payoneer hesapları kanalı yüklediğiniz videoda göreceğiniz gibi paralel ilerliyor. Payoneer hesabı olmadan eBay hesabı açamazsınız. Bunun dışında otomotiv yedek parça, hobi ürünleri, doğa sporları, malzemeleri satıyorsanız veya distribütörlüğünü yapıyorsanız eBay'i mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum eBay ile alakalı verdiğim bilgiler için. Videomuzu beğenip kanalımızı takip ederseniz bu tip içeriklere daha hızlı ulaşabilirsiniz. Mutlu günler.